Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir saç boyama videosuyla karşınızdayım. Oturdum, tam hazır kuruldum ve başlamak için start'a bastım. Saçımın rengini görüyorsunuzdur. Önceden saçım platin olduğu için boyadıktan bir süre sonra böyle maalesef böyle bir renge dönüşüyor. Dipler burada tuhaf bir kızıl ve sonra böyle bir yeşil. Saçlarınız çok açıksa koyuya boyadığınızda maalesef böyle bir şey oluyor. Bu yüzden saça pigment yükleniyor. Çünkü açılmış saçlar pigmentini kaybetmiş oluyorlar. Ben şimdiye kadar çok fazla bunu yapmadım. Boyalarımın içerisine ara sıra çok az bakır koyuyordum ama sırf bu işlemi yapmadım. Bugün yapacağım. İki yöntem var aslında. Öncelikle saçınıza bakır, sırf bakır yüklemesi yapıp duruluyup boyamak. Bir de komple o şekilde bir boya karışımı yapmak. Ben şu an açıkçası iki arada bir deredeyim. Yani önce onu mu yapsam yoksa direkt karıştırarak mı yapsam biraz düşünüyorum. Ama galiba saçıma önce bakır yükleyeceğim. Yani uçlarına. Sonra saçımın bütününe bir boya geçeceğim. Size aldığım boyaları göstereyim. Dün galiba gidip aldım bunları. Şöyle numaralara bir ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü alabilirsiniz tam şu an. Bir koyu kumral. Bir koyu küllü kumral aldım. Ve bakır. Şimdi ben ilk olarak bakırı kullanacağım. Bakırı böyle bir cila haline getireceğiz. Cila demek de yani suyla karıştırmak demek. Bugüne özel tişörtüme bakar mısınız? nerede benim boya kabım? Heh, şurada. Tüm takımım da burada. Boyayı birlikte hazırlayalım. Daha doğrusu bakır yüklememizi. Sonra şu an bildiğiniz sandalye üzerinde oturuyorum. Yani önümde hiçbir masa yok. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Aa, güneş açtı. Şimdi daha iyi görürsünüz hatta. Böyle olunca saçınız çok böyle parlak durmuyor. O da hoşuma gitmiyor benim. Şimdi boyama kabıma yarı tüpten biraz az koyacağım. Birebir oranla da oksidan koyacağım. Bir aralar saçım bakırdı ya. Evet. Şöyle bu kadar. Bu böyle bir 25-30 gram ediyor galiba. Göz kararı. Aslında göz kararı yapmak tabii ki iyi değil. Böyle bir hassas mutfak tartımı olsa çok iyi olacak. Oksidanı önce çalkalıyorum her defasında. Bunu size gösterdim mi bilmiyorum ama çalkalamanız önemli. Sonra birebir oranla sıvımızı da dökeceğiz. İyice karıştırıyorum. Şimdi bunun içerisine bir çay bardağı su ekleyeceğim. Suyum da yanımda. Bayağı sıvı bir şey olacak yani. Aslında gidip banyoda yapsak daha iyi olmaz mı? Bence banyoya gidelim. İyi ki banyoya geldik çünkü bu bayağı sıvı. Her yere dökülüyordu. Evet, şimdi başlayabiliriz aslında.
Önce saçlarımı ayırmak istiyorum. Şimdi sadece saçlarımın şu kısmını ayırlayacağım. Ne ucuna tam getireceğim ne de dibine. Sadece şöyle en son hepsine yedirdiğimde zaten uçlarına da bulaşmış olacak. Uçlarını fazladan yormak istemiyorum şu anda. Şöyle bir fırça edinmenizi şiddetle öneririm. Bu her türlü çok işinize yarıyor. Şimdi cilamı alıyorum. Ve şöyle uyguluyorum. Sadece bunun renginin mor olması beni çok şaşırttı. Şöyle yapacağım. Sonra iyice her yere nüfus etmesi için. Got you Drake on him. Bitch, don't follow me. I don't want my keys. Money be the villain. I'm still gobbling on my green. They like, ooh, down. Lock you like a beaver. Yellow fellow, he just need a beamer. Or a chick like Rita. She won't get wild. Tell the clock she bust it down. Showing me she with the bounce. I mean, she got me like, wow. Knowing she give me a smile. Walking up. Evet, gördüğünüz gibi bütün saçıma yedirdim. Şimdi bir 15 dakika bekleyeceğim. Sonra durulayacağım ve sonra saçımızı boyayacağız. Bir yerdesin oradan çok zor inişin. Adını koyalım mı artık bu gidişin? Evet, tamamen taradığım daha önlemini alayım ve boyamaya geçeceğim. Boyarken de tekrar göstereyim. Şöyle. Altı ve ters tutmuşum. Altı ve altı bir karıştıracağım. Benim kullandığım bu boya markası Selektif. Yansıyor. Heh, şöyle. Ama bence önemli olan numaralar. Yarı yarı yapacağım. Yarı 6, yarı 6 bir yapacağım. İkisini karıştıracağım yani. Şimdi ben boyamı hazırlıyorum ve geliyorum. Evet, hazırladım. İyice karıştırıyorum. Bir tam ölçek oksidan koydum. Square like a towel. I gotta wrap it up now. Meet her at 8, I'm dropping them out. They just won't get closer to me. Getting colder to me. You ain't no one to me. They won't fuck me over my team. Way too caution, we too sober to leave at 10 o'clock, feeding for the guap. I be beaming, losing balance. Your bitch falling on my jock. They're like, what? Smell like genius, that's my Elon Musk. 10 o'clock, and it's PM, be impatient with my buzz. I got you Drake on
got me a check, pray that bitch don't bounce. I got me a plot to go and cut my mama house. I got too much on my plate to look you up and down. I got booted out the school, you zooted off an ounce. And if you must to see, I'm on my way, I'm on my way, tuning my frequency. Shutting my neck on freeze, money put me at ease. Wanna go get my cheese, I ain't gon' need ID. They just wanna get closer to me, getting colder to me, you ain't no one to me. They won't fuck me over my team, way too caution. Evet, gördüğünüz gibi bütün saçıma boya yedirdim. Şimdi klasik 40 dakika bekleyeceğiz. Sonra yıkayacağız ve bitiyor. Bu kadar. Ve umarım tutar. Belki bir streç bağlarım. Daha iyi nüfus etmesi için boyanın. Sonra bu kadar yani. Dediğimi yaptım. Bayağı kafamı streçledim ve ısındı gerçekten. Bir 35 dakika oldu. Ve ben yıkayacağım. Dayanamadım artık. Yıkayacağım. Yıkıyorum. Evet. Yıkadım. Ve şimdi... Hemen sıçmam. Serum yüzüme tepiyorum. Oldu sanki ya. Olmuş gibi duruyor. Şimdi bir tarayıp kurulayalım. Anlarız neyin olduğunu. Olmuş ama görüyor musunuz? Şimdi size kurutup gün ışığında da göstereyim. Burada yapay ışıklar var. Biraz şekillendirdim saçımı ve rengi çok doğal olmadı mı sizce de? Çok güzel tuttu. İyi ki yapmışız önceden öyle bir işlemi. Keşke çok daha önceden direkt böyle bir adım eklemiş olsaydım. Bayağı güzel sarılar kapandı. Ha, akar mı? İlla ki akar. Ama en azından umuyorum ki böyle yeşil yansımalı akmaz. Beğendim. Çok doğal duruyor ya. Gerçekten çok doğal duruyor. Şu an hızlı bir şey yürütüyor. Dağıttı ortalığı. Evet, dediğim gibi ben çok beğendim. Bu böyle şey gibi oluyor. Hani kendi pişirdiği yemeği tattıktan sonra güzel olmuş diyorlar ya. Bu da ona benziyor ama fikrimi söylemek gereği duyuyorum. Çok garip değil mi? Ama tabii ki yorumu size bırakıyorum. Siz bakalım beğenecek misiniz? Tabii kullanan benim neticede. Benim beğenmem asıl olan, evet, ama sizin fikirleriniz de çok önemli. Evet, bu kanal bir pigmentasyon videosu da gördü. Bakalım bir sonraki saç boyamada ne yapacağım. Ben de sizin gibi merakla bekliyorum çünkü belli olmuyor. Bir anda aklıma bir şey geliyor ve yapıyorum. Ama böyle, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şöyle kısa bir duyuru da yapmak istiyorum. Bilmiyorum biliyor musunuz ama bir Almanca kanalım da var. Yani Almanca konuştuğum bir kanalım var. O kadar komplike anlatılır mı bir şey? O kanalımı da takip etmek isterseniz şuraya koyuyorum. Mutlaka bakıp izleyebilirsiniz. O kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Dediğim gibi umarım bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.